sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Merhaba, merhaba dönüştüratör. Evet, değişik şeyler denemeyi çok seviyorum. Ve spor yapmak hoşuma gidiyor. Evden buraya gelirken işte böyle sporumu yapmış oluyorum. Ve hızlıca stüdyoya geliyorum. Programı açmaya da geç kalmamış oluyorum. Tabii dönüştüratör, çok kolay. Bak sevgili arkadaşım, hem kolay hem de çok zevkli. Alıyorum böyle, ayağımı atıyorum. Sonra... Bak gittim. Tabii dönüştüratör, dikkat edilmesi gereken bir şey var ama. Böyle sporlar yaparken mutlaka gereken önlemleri almalıyız. Mesela kask takmak çok önemli. Bu kaskı takmazsak tabii ki tehlikeli anlarda kötü şeyler olabilir. Önlem almak gerekiyor. Seni daha fazla bekletmeyelim. Dönüştüratör, başlayalım mı? Tamam, başlıyoruz o zaman. Ne diyoruz? Hofusu, pofusu, gelsin sürpriz kutusu. Sürpriz kutum geldi. Hemen onu alıyorum ve masama götürüyorum. Bugün ne çıkacak sürpriz kutumun içinden? Nasıl malzemelerim olacak? Hemen çatımı açarak başlıyorum. Çatımın içinde... mavi beyaz şeritli kamış, iki tane. Güzel. Peki burada ne var acaba? Hiçbir şey yok. Dur. Varmış. Oluklu karton. Evet, güzel. Hem de mavi. Şimdi o zaman çatımda başka bir şey kalmadı. Hemen soldaki çekmeceyi açıyorum. Kurdelelerim. Kurdeleler, güzel. Onlar da mavi. Peki burada ne var? Su taşı. Ha, bu malzeme çok güzel. Böyle su dalgası gibi. Su taşı deniyor buna. Evet, şimdi bakıyorum sağ çekmecemde ne var? Ne varmış? Keçeler. Yine mavi tonda keçe parçalarım ve tabii ki anahtarım çıktı. Sürpriz kutumun kapağını açıyorum. İçinde ne var? Desenli kartonlar. Küçük küçük parçalar. Böyle farklı desenlerde şerit halinde karton parçaları. Dönüştüratör. Bu kadar mı? Evet evet, farkındayım. Yani içine bayağı malzeme koymuşsun ama hepsi böyle parçalar halinde. Yani küçük küçük parçalar. Evet evet, biliyorum dönüştüratör. Sen her zaman artık malzemeleri koyuyorsun. Zaten hep öyle yapıyorsun ama bu sefer artık malzemelerden de artanları koymuşsun. Peki peki, söylenmiyorum. Tamam dönüştüratör. Ben zaten yapacak mutlaka bir şey bulurum. Ama acaba ne bulacağım bu malzemelerle? Bakıyorum şimdi dönüştüratör. Asıl sen bu malzemelerle ne yapacaksın dönüştüratör? Çok merak ediyorum. Bana bu malzemeleri verip kendine daha büyük parçalar almadın değil mi? Hiç olur mu diyor. Peki bakalım ben bu malzemelerimle ne yapacağım? Düşünmem lazım biraz. Şimdi bunların hepsi farklı parçalar. Yani biraz boyutları da farklı, desenleri farklı yani... Üst üste koysam bunları böyle ne olur ki? Şimdi kimileri desenli. Bak burada düz renkler de var. Bunları alt alta koysam bir renkli kağıt, renkli karton gibi olur. Bir şeyin kapağı gibi belki ama çok uyumlu değiller. Ama aslında düşünüyorum da böyle desenleri farklı parçaları alt alta koyunca da sanki böyle bir güzel de oldu. Yani farklı desenlerin uyumu gibi. Ama bunlardan işe yarar ne yapabilirim ki ben acaba? Aklına bir şey geldi demek. Bana bilmece göndermek istiyor. Var mısın iddiaya? Yok yok, dönüştüratör, sana demedim. Arkadaşımla konuşuyordum ben. Duymazdan geleyim de bakalım bilmece sormadan bana fikrini söyleyecek mi sonunda? Ne yapsam acaba? Şu parçaları nasıl birleştirsem, mesela keçelerim var. Keçeleri... Dönüştüratör, düşünüyorum işte ne yapacağım şu anda. Dur. Tebrik kartı. Bak işe yaradı.
Bana bilmece sormadan fikir verdi yani. Onu düşünmemiştim işte. Yani fikri verdim ama malzemeyi bilmeceyle vereceğim için verdim diyor. Evet doğru. Aslında haklısın dönüştüratör. Benim şu anda tebrik kartı yapacak bir kartonum yok. Yani o boyda kartonum yok. Aslında ağacımda vardır. Ama dönüştüratör sonuçta sen bu fikri verdin diye kartonu da senden alacağım. Hem de bilmeceyle. O zaman tebrik kartımı nasıl yapacağımı sevgili arkadaşım sana da anlatayım. Önce dönüştüratörden bir bilmece isterim. Ve büyük bir karton alırım. Kartonu ortadan ikiye katlarım. Kutumdan çıkan malzemelerle bir tasarım yaparım. Tüm malzemelerin yerlerine yapıştırıp tebrik kartımı tamamlarım. Dönüştüratör! Artık bilmecemi gönder de projeme başlayayım. Çok güzel geldi bilmecem. Bilmecemi almak için kutumu açtım ve hemen okuyorum bakalım içinde ne yazıyor. Alır mektubunu, paketini, yapıştırır pulunu önemli. Toplanır tüm eşyalar istifli, senin için gönderir onu dikkatli. Dönüştüratör çok kolay sormuşsun bu defa. Tabii ki cevap postane. Doğru, nerede peki benim postaneli çekmecem? Hemen şuralarda bir yerdeydi. Heh işte burada. Bak postane. Hemen açıyorum çekmecemi. Ve içinden beyaz karton çıktı. Teşekkürler dönüştüratör. Kartonlar büyük. Biraz küçülsem mi acaba? Büyük bir kart yap diyor. Tamam ben de devasa bir tebrik kartı yaparım. Doğru söylüyorsun dönüştüratör. Sevgili arkadaşım. Sende böyle büyük kartonlar yoksa daha küçük bir tebrik kartı ya da dev kocaman bir tebrik kartı yapabilirsin. Dönüştüratör aklıma geldi. Sen bence şu an yapacak bir şey bulamadın. Benimle aynı projeyi yapıyorsun gibi geldi. Doğru mu? Değilse başka ne yapacaksın dönüştüratör? Bu malzemelerden daha başka ne olabilir? Kağıttan uçak mı yapacaksın? O da iyi fikirmiş diyor. Şimdi benden fikri alıp kağıttan uçak yapacak kesin. Hadi ya! Çoktan başladın ve projeni bitirmek üzere misin? Gerçekten merak ettim ne yaptığını dönüştüratörün. Ben de en iyisi hemen başlayayım projeme. Evet karar verildi. Bu iki kartonu da kullanıyorum ve küçültmeyeceğim. Şimdi bu eğer tebrik kartımın kapağı olsa. Altındaki de arka kapağı olsa açılır kapanır. Evet. Açılır kapanır bir kart. Peki diğer küçük parçalarımı nasıl kullanacağım? Şimdi burada bir sürü renkli, farklı desenlerde karton parçalarım var. Mesela bunları kullanabilirim böyle. Mesela şu parçayı buraya koysam ve açılıp kapanırken o da açılıp kapansa ama biraz küçük. Tamam o zaman biraz daha büyüğünü kullanırım. Bak şu çiçekli biraz daha büyük. Heh, bunu böyle koydum. Sonra buradan bükerim, katlarım. Kapak açılırken o da oynar. Tamam. Sen şöyle dur. Peki. Bu kapak. Bu alt kapağı şöyle kenara koyayım. O da burada dursun. Tamam. Şimdi bu kapağım olacak. Böyle renkleri, desenleri farklı olan kartonlarımı üst üste dizebilirim ve onları yapıştırabilirim. Bak iki tane de şöyle ince şeridim var. Bunları böyle mi koysam acaba? Bir dakika. Dönüştüratör. Çiçek yapabilirim. Evet çiçek çok güzel olabilir. Ama nasıl yapacağım? Şimdi böyle katlarım. Bu bir yaprak olsa. Ortasından yapıştırsam. Ama bir tane daha lazım. Çünkü bunu böyle yapsam. Ortasına da. Tamam demek ki bir parça daha kesmem gerekiyor. Bunu şablon olarak alayım. Bir parça daha keseyim. Mum yapıştırıcımı aldım. Biraz ortasına sürüyorum. Sonra bir tane parçayı alıp üzerine koydum. Sonra işte bu birleştirme yerine de mum yapıştırıcı sürüyorum. Böyle. Mum yapıştırıcının üzerine diğer parçayı koyuyorum. Hı.
Oldu. Şunu da köşeye koyayım. Sevgili arkadaşım, farklı malzemeler çıkmıştı sürpriz kutumdan ve ilk başta ne yapacağım diye düşünmüştüm. Bunlar uyumsuz malzemelerdi benim için. Ama görüyorum ki sevgili arkadaşım, farklı desenli ve boyuttaki bu farklı malzemeleri bir arada kullanmak çok zevkli. Şimdi bunlardan uyumlu, yani uyumsuzluktan uyumlu, desenli, renkli, eğlenceli, bir o kadar da çılgın bir tebrik kartı yapıyorum. Evet, dönüş teratör çok güzel oluyor bence. Çok değişik bir kart yapıyorum. Biliyorum çok farklı malzemeler kullandım ama buna bir malzeme daha eklemek istiyorum. Sabırsızlık etme dönüştüratör. Bak biraz bekle, çok güzel olacak. Ben devamlı senin alternatif projelerini bekliyorum. Tamam tamam dönüştüratör, heyecanlandırma beni. Onun da projesi çok güzel oluyormuş. Ben de çok merak ettim. Evet, şimdi aklımdaki şey şu sevgili arkadaşım. Düğmeler. İşte bu düğmelerin içinden bir tane alıp çiçeğimin ortasına koyacağım ve bence çok güzel olacak. Evet, acaba bu düğmelerden hangisini seçsem? Çünkü bir sürü rengim var ama daha çok mavileri kullandığım için tebrik kartımda mavi düğme olsa daha uyumlu olur. Şuradan mavi düğmemi aldım. Evet, böyle ortasına yapıştırsam ne güzel olur. Değil mi dönüştüratör? Ne dersin, artık yapıştırmaya başlayayım mı? Bence artık yapıştırabilirsin diyor. Peki o zaman hemen sıvı yapıştırıcımı alıyorum. Sıvı yapıştırıcımla düğmemi yapıştıracağım. Biraz yapıştırıcısını sürüp havalansın diye kenarda onu bekletiyorum. Çiçeğim sen de şöyle kenarda dur. Tamam. Şimdi kartonlarımı diğer büyük karton parçama mum yapıştırıcımla yapıştıracağım. O yüzden kapağını açtım. Evet, yapıştırmaya başlayabilirim artık. Bunları mum yapıştırıcıyla yapıştırdım ama çiçeğimi hamur yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Neden biliyor musun dönüştüratör? Çünkü hamur yapıştırıcı çiçeğimi kartonumun üzerinde tutacak. Yani tebrik kartıma boyut katacak. Boyut katmak ne demek diye soruyor. Dönüştüratör, boyut katmak yani derinlik kazandırmak. Boyut bir cismin herhangi bir yönde uzantısına denir. Yani boyut katmak, derinlik katacağız anlamına geliyor. Dönüştüratör, bizim kartımızda bütün malzemeler aşağı yukarı aynı seviyede duruyor ya. Biz şimdi çiçeğimizi koyduğumuzda o biraz yüksekte durmuş olacak ve bize boyut katacak. Sonra düğmemiz de olacak, o da boyut katacak. Hatta sürpriz kutumdan kamışlarım çıkmıştı. Burada kamışlar. Hah, işte burada iki tane kamış. Şimdi bunlardan bir tanesini kullanabilirim. Bu da bu karton malzemelerimden daha yukarıda duracağı için çok güzel boyut kazandırmış olacak. Tamam, bunu da kullanabilirim. Şimdi şuraya kenara kaldırayım ve buradaki küçük keçe parçamı yapıştırabilirim artık. Tebrik kartımın kapağı hazır. Çok da güzel oldu. Fakat arka kapakla birleştirmek istiyorum. Bu da birleştireceğim. Büyük karton parçam bu alta gelecek. Sonra da tamam. Şimdi bunu baştan böyle yapsam. Sonra ikiye katlarsam düzgün bir şekilde hamur yapıştırıcımla yapıştırabilirim. İyi fikir. Tamam. Tamam, tebrik kartım hazır. Bak ne güzel açılıyor. Hop, açıldı. Buraya da mesaj yazabilirim. Evet, mesaj. Dönüştüratör, şuraya mesaj yazabileceğim yere bir çerçeve mi yapsam? Daha da güzelleştirsem mi mesela? Güzel olur diyor. Bence de güzel olur. Aslında mesajımı sevgili arkadaşım direkt böyle kartımın üzerine yazabilirim. Buraya bu şekilde ama
kart biraz büyük ya, havada kalır gibi olur. O yüzden bir çerçeve iyi olacaktır. O zaman bana çerçeve yapabileceğim bir malzeme gönderir misin dönüştüratör? Tabii ki malzeme demek, bilmece demek. Hemen okuyorum, bakalım içinde ne yazıyor. Memurları arı gibi hiç durmadan çalışır. Onun için yollanan bize çabuk ulaşır. Memurları arı gibi hiç durmadan çalışır. Memurlar var. Evet. Onun için yollanan, yani bir şey yolluyorlar, bize çabuk ulaşır. Dönüştüratör, bunun cevabı postane mi? Yani biraz önceki sorduğun bilmecenin cevabı da postaneydi. Yani ikisinin cevabı da aynı mı? Aa! Evet, aynıymış. Bir kelime ama iki farklı anlatım biçimi. Tebrik ederim dönüştüratör. Postane. Yine postane çekmeceme gidiyorum ve içinden ne çıkacak merak ediyorum. Aa! Dönüştüratör, renkli kağıt. Bana renkli kağıt yollamışsın. Bundan nasıl çerçeve yapacağım? Aa, bir dakika. Çok güzel olur. Doğru, iyi fikir. Eğer ben bu renkli kağıdımı böyle biraz yan bir şekilde yapıştırırsam... Evet, bu böyle yan durursa çok estetik olur. Aa, su taşım vardı. Su taşım. Evet, bundan da güzel bir süs yapabilirim buraya. Çok daha estetik durur. O zaman bir parça keseyim hemen. Tamam. Oldu. Kapatalım bakalım tebrik kartımızı. Ve açıyorum. İşte buraya da notumu yazacağım. Çok güzel oldu. Dönüştüratör, tebrik kartım çok güzel değil mi? Bence de öyle. O zaman gel arkadaşım, bunu nasıl yaptım yeniden bir hatırlayalım. Kartonumun ön tarafına renkli ve desenli kartonlar, oluklu karton, kurdele ve keçelerle bir tasarım yaptım. Karton şeritlerden bir çiçek yaptım, ortasına düğme yerleştirdim. Kartın süslemesi bittiğinde tüm malzemeleri yerlerine yapıştırdım. Düz bir kağıdı kartın içine yapıştırdım ve bir yanını renkli su taşıyla çerçeveleyerek tebrik kartımı tamamladım. Evet dönüştüratör, renkli kartonlarımı sana gönderiyorum. Artık kırpıp kırpıp böyle küçültüp küçültüp bana başka projelerde verirsin. Tamam. Evet, sıra sende dönüştüratör. Çok merak ediyorum ne yaptın. Çünkü bana fikrini verdin, üzerine sen ne yaptın acaba? Hadi o zaman bize göster, sevgili arkadaşımız da merak ediyor. Duvar süsü. Dönüştüratör, çok güzel olmuş. Renkli ve desenli kartonlarla çiçekler yapmışsın. Sonra kamıştan onlara sap yapmışsın. Kelebek yapıp da ortasına da yine o kamışlardan koymuşsun. Ve sonra düğmelerle süsleyip renkli kurdeleyle de etrafını kaplamışsın. Bence dönüştüratör, senin duvar süsün benim tebrik kartımdan biraz daha güzel oldu. Bunu kabul etmeliyim. Ama zaten dönüştüratör böyle projeleri çok güzel yapıyor. Sevgili arkadaşım, sen de benim gibi bir tebrik kartı ya da dönüştüratör gibi güzel bir duvar süsü yapabilirsin. Yeter ki hayal et, düşün, tasarla ve yap. Ayrıca bu yaptıklarımı yeniden izlemek istersen tretçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Evet sevgili arkadaşım, gitme vakti geldi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kal. Oh,
bugünlük veda ediyor. Bugün de geldik programın sonuna, ne yapsak diye düşündük çokça. Sen de öğren, şarkıyı söylersin ara sıra. Hop hop hop, hopusu hopusu, bugünlük veda ediyor bak.